fiyatları oynatacak noktada. Yani bir bamya 20 lira kilosu. Bugün bu bamyayı kaç kişi yiyebiliyor? Önce ona bakmak lazım. Tamam, belki bunu üreticisinin hakkı var. Benzin pahalı, tohum pahalı, adam çalıştırmak pahalı. Ama bu kadar pahalılığının yanında bir de bunun vergisi var. Değil mi? Bunun bir nakliyesi var. Getirmesi var, götürmesi var. Ve bugün bamyanın, taze bamyanın kilosunu 20 liradan yiyor bu vatandaş. Asgari ücret ne kadar? %5 zam yap. Şimdi ne kadar yiyebilir bu insan? Alım gücü düşük diyorsun. Alım gücü tabii ki düşük. Yani bakıyoruz ekonomiye, bir 10 sene önceki... Gidiyorduk yani. Nasıl? Çekil. 10 seneki mali değerlerle, yani 10 sene önce kazandığımız raiş değerle bugünkünü hesaplarsak en az %40 içerideyiz. Zarardayız yani. Geçen sene oranla fiyatların çok yüksek olduğu gözlemleniyor. Evet. Bunun hakkında ne soruyorsunuz? Yani geçen bir senede neler değişti? Yani devlet politikası bu. Başka bir şey değil. Bak kardeşim, sen şimdi şöyle, ben sana söyleyeyim. Şimdi bir padişahtan size bir örnek vereyim. Tamam mı? Zamanın padişahı demiş ki her şeye zam yapın. Sonra adamlarını göndermiş piyasaya. Demiş ki bu zam yaptıktan sonra insanlar nasıl? Demiş ya, birbirleriyle tartışmaya başladılar. Demiş tamam demiş, bir %50 daha zam yapın. Bir daha yapıyorlar aynı zamı. Şimdi demiş bakın, ya şimdi de diyor birbirlerinden tamamen kavga eder, boğaz boğaza gelmeye başladılar. Üçüncüye tekrar gönderiyor, diyor ya diyor adamlar gülmeye başladı. Ha demiş, tamam durun. Şimdi biz o noktadayız. Kardeşim kabahat bizde. Bak. Kabahat bizde. Bak, bak amcam. Kabahat güzel bir bizde. Söz söyleyeyim. Bak amcam. Çok güzel bir söz söyleyeyim. Bunu güzel bir dille bağlayalım. Neden bağlayalım biliyor musun? Bağlayamazsın. Yüce Önder Atatürk'ün değerini anlayamadığımızda, onun çıkarttığı kanunları, onun çıkarttığı devrimleri tam böyle yutamadığımızdan bugün bunları yaşıyoruz. Tamam işte. Bizi kim hakkında hançerlediyse biz onun tarafa gidiyoruz. Kim hançerlediyse, vurduysa bizi, çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Bak, çocuklarımıza Atatürk kimdir? Devlet kimdir? Mevlet kimdir? Vatandaş kimdir? Esnaf kimdir? Bakkal kimdir? Bir tane bakkal kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. Ya demek ki daha çocuğun bile bakkalın ne olduğunu bilmiyor. Ya şimdi bak, bakmışsın söyleyiz ha. Şimdi hiç gördün mü sen? Bakmalar hepsi kağıtta, paket var değil mi? Git marketlere parasını ver paketi. Tanıtmak için. Ben onu tartışmıyorum. Ben onu tartışmıyorum. Bugün tohumunu İsrail'den aldığımız gıdanın sorununu yapıyoruz. Diyoruz ki acaba Gedoğlu yiyecek var mı yok mu? Ya Gedoğlu zaten içimizde, ruhumuzda. Bravo. Bunu yaşamaya başladık. Katılıyorum. Yaşamaya başladık. Soralım bakalım 95 milyondaki kaç kişi Gedoğlu ürünlerin ne olduğunu biliyor? Peki hükümet bunu neden düzeltmiyor? Düzeltemez. Neden düzeltemez? Çünkü bundan yemlenenler var. Bravo. Yemlenenler var. Bir profesör çıkıp da televizyonun kanalında, herhangi bir kanalında Gedoğlu yiyecekler üretilsin, millet de bunu tüketilsin diyorsa o şeye, tamam mı? O üniversitenin o dekanına yazıklar olsun diyorum. Aynen. Yazıklar olsun. Aynen, bugün Gedoğlu ürünlerde İsrail'i biz bunda çok güzel kalkındırdık. Aynen. Tohumunu aldık, kısır döngü tohumu getirdi bize, sattı. Bunu bize 50 liraya verdi. Şimdi bundan biz kendimize pay çıkartmaya bakıyoruz. Yanlış. Yanlış politikayla geldik biz bu noktaya. Bravo. Domates fiyatları haklınız. Şimdi abimin dediği gibi pazar yerinde 1 milyona da domates var, 5 milyona da domates var. Ha, bunun sebebini pazarcı arkadaşlara sorduğumda işte dediği gibi İsrail'den gelen tohumlar. Bu sene çiftçimiz üretmiş olduğu üründen affedersinin seneye üreteceği tohumu alamıyor. Ha, bunun sebebi nedir? Abimin dediği gibi İsrail'den. Mısır tohum. Şimdi birkaç kurbandır işte kasaplarımız burada ithal et geliyor. Burada beslediğimiz hayvanın samanını dahi ithal getiriyoruz. Tarım ülkesi olan bir ülke niye bu hale geldi?
abimin dediği gibi yanlış. Dört tarafı toprakla çevrili ve dört evet. tarafında da her türlü besin üretilebilen evet. bir ülkeyiz. Neden üretilmiyor? Kahveye oturmayı biliyorlar çünkü ondan geldi. Sen kahvede oturursan, pişpirik oynarsan Türkiye'nin hali böyle olur, kusura bakma. Biz kendimizde hatayı arayacağız. Öyle herkes dedi. Kendimizde hatayı arayacağız. Biz bir saniye. Biz kendimizde hatayı arayacağız. Diyor ki. Şimdi saman yani üretiliyor mu? Üretiliyor. Saman da var, hepsi de var yasa Türkiye'de. Çıkarmış var abi. Ya peki var. Şundan 6 ay önce soğanın kilosu niye 10 liraya çıktı? Soğanı kesti şerefsizlerin orada soğanı saklamasına kaynaklanan bir şey. Niye soğan saklı? Türkiye'de hiçbir zaman 10 lira olmaz. Olmaz. Niye? Abi. Hayır, niye saklı? Bu adam gitsin de kim gelirse gelsin. Evet, bu adam abi. Bak efendi. Öyle olmaz. Bak. Domatesi kim saklıyor? Domatesi de saklıyorlar. Görmüyorum domates 3 lira. Hadi alın bakayım. Alın 3 lira domates. Eskiden zengin adamlar yemiş domatesi. 5 liraya domates var. Bu fark niye? Bu fark niye? Bak 1 liraya domates. Arkadaşlar onu soruyor. Domates 1 lira da olabilir, 3 lira da olabilir. Lira kaliteli olabilir. Ne demek ya? 3 lira olabilir kaliteli. İşkembeden sallayıp duruyorsun ya. Kaliteli olabilir abi. İşkembeden hayır, sallayıp duruyorsun. Kaliteli 5 lira domates. Bak hemşerim, sen diyorsun yani soğanı saklıyorlar diye. Sakladılar abi. Heh. Eğer o soğan saklanmasaydı bugün biz soğan da yiyemezdik. Bak. Soğan saklanmasak. Doğruya doğru. Saklamak zorunda soğanı. Millete ya 10 liraya yedi millet. Hayır 10 lira değil. Eğer soğanı depo soğan yapmazsa depo sen 50 liraya yersin soğanı. Depo yapmak zorunda. Neden? Çünkü soğan yiyebilmen için kışın. Ama tamam da adam abi diyor 5 lira niye oldu soğan? Hayır. Hadi millete oyuna getir seçimden dolayı. Niye oluyor değil. Sadece AK Parti'ye yanlış yapmak. Tohum ülkede evet. tohum yasası çıkardılar. Tohum yasası. Evet. Yerli tohum üretemiyorsun. Yasa çıkardılar. Yasa var yasa. E tamam bunu niye engellemiyorlar? Tamam, ya engellemiyor yasa. Vallahi yasa çıkan emekliye yapılan zammı nasıl buluyorsunuz? Abi. Çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Yalan konuşma bari. Sen ne diyorsun? Soğanı söylüyorsun. Evet, soğanı kim sakladı? Saklasın diyorum. Saklamazsa 50 lira yersin. Kim diyor? Saklayan kim diyor? Açıklamaya. Ya saklayan kimdi? Açıklamaya. Arkadaşlar diyorum ki eğer soğanı ekildiği zaman depoya bu millete ihanet yapan kimdi? Bir dinle be arkadaşım. Evet. Eğer soğanı depoya koymazsan evet. soğanı kışın 50 liraya yersin. Bak, sakladılar. Hayır sakladılar. Millete ihanet yaptılar. Ben görmedim sakladılar. İhanet yapanları söylesene kim yaptı? Ya arkadaş bir dinle. Dinlemiyorsun ki bak eğer soğanı... Milleti artık bu oyunlara getirmeyin. Millet bunları yiyemez. Arkadaş artık. Soğan... Herkes her ne olduğunu biliyor. Müsaade eder misin? Eğer şimdi. Eğer soğan... Bir saniye soğan ekildiği zaman depoya koymazsan evet. kışın soğanı 50 liraya yersin. Depoya koymak zorundasın. Depoya koymadılar ki. Depoya koymadılar. Ya sakladılar, onu ben millete onu vermediler. Onu şimdi sakladılar peki, millete vermediler. Bu halkla bir adım ileri gidemezsiniz. Ancak her zaman gideriz. Ancak indirirsiniz. Hayır. Bravo. Ancak indir. Tamam. Vallahi özellikle burası pahalı. Çok yüksek bir pazar fiyatları söz konusu geçen sene oranla. Bunun hakkında ne söylüyorsunuz? Neden kaynaklanıyor? Bence yurt dışındaki bu doların yükselmesi tabii ki piyasayı da etkiledi. Sonuçta bu da normal olarak buraları da etkiledi. Sonuç bu bence. Peki yaz meyveleri, şeftali, kayısı gibi ürünler 10, 12, 15 gibi fiyatlar da bunlar. Bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Vallahi o zaman onunla ilgili söyleyecek bir şey yok hani şeyde. Hani üreticinin demek ki maliyetleri yükseldi. Sonuçta da ister istemez onlar da kar etmek zorunda. Sonuçta da biz ekonominin derinlerine kadar inecek halimiz yok. Hani mutlaka yok. Tarımın İyi olması evet isteriz tabii ki yani ucuz bir pazar mutfağımızda gerçekten bir şey var. Bir yangın mı diyelim artık hani şey diliyle var. Dolayısıyla da bunun ucuzlamasını isteriz. Hani hükümetten de isteriz yani. Ama hükümetleri de başa getiren bizleriz. Bugün bunu beğenirsek devam eder. Beğenmezsek de başka bir hükümet gelir. Çekip gider biraz şey olur hani. Bize de şey olmasın, seçmene şey olmasın da hani ANAP gitti, Demokrat Partisi gitti. Sonuçta ömürleri olabilen bir şey bu da. Bu kadar. Hadi kolay gelsin. Olduğunu düşünüyorum. Geçen seneye oranla %50'ye varan bir artış var. Sizce bu neden kaynaklanıyor? Bilemiyorum. Şeftali, kayısı gibi yaz meyveleri 10, 12, belki 15 gibi fiyatları görüyoruz. Üreticinin de gideri fazla olduğu için bize yansıyor diye düşünüyorum. Çok eksiğini kazanamıyor. Bunun neden sizce? Neden yapılıyor bunlar? Yani bir sürü nedeni olabilir. Politik nedeni olabilir, ekonomik nedeni olabilir.
Sizce tarıma destek vermesi gerekiyor mu veya veriyor mu? Veriyor mu tam olarak bilemiyorum ama vermesi gerektiği konusunda kesinlikle vermesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir pazara çıktığınızda ihtiyaçlarınızı en az ne kadara karşılıyorsunuz? Ne kadar harcama yapıyorsunuz? Şu anda aldığım çok şey, bir şey yok. Ama harcadığım 60-70 liranın üstünde sadece yeşillik aldım. Başka hiçbir şey almadım. Domates, salatalık ve yeşillik aldım. Eskiden, gerisini siz hesaplayın. Eskiden pazarda ne kadar harcama yapıyordunuz? Yani bunun çok daha yarısı kadar falan. Pazar fiyatları biraz yüksek. Geçen seneye oranla %50'ye varan bir zam var. Siz bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Vallahi şimdi geçen seneye, yani geçen seneden bu yana bayağı bir yüksek fiyatlar yani. Geçen sene de normaldi ama biraz bu sene daha fazla sanki, bir nedense bilemiyorum yani. Neden kaynaklanıyor sizce bu? Neden kaynaklanıyor? Bilemiyorum, şimdi insanlar biraz böyle fırsat mı kolluyorlar, onu da tam bilmiyorum yani. Biraz Ramazan'da bu konular, fiyatlar yukarı çıkıyor. Ramazan geçtikten sonra da yani tarımcı, aslında çiftçi kazanamıyor bu konuyla ilgili. Daha çok yani ikinci eldeki satan vatandaşlar daha çok, fiyatlar yüksek. Bir ihtiyaçlarınızı hiç uymuyor yani. Pazara çıktığınız zaman ihtiyaçlarınızı en fazla veya en az ne kadar harcamayı? Ya şimdi öyle bir şey ki, en ufak bir şey yani, şu aldığımız bir torba 100 lira para veriyorsun yani. 2-3 kalem mal, bakıyorsun acaba parayı düşürdün mü diye. Böyle bir şey oluyor yani. Sizinizi alamıyorsunuz. Alamıyoruz evet. Yani meyve de pahalı yani açıkçası. Mesela domates. Şimdi tarımcıya sorsan o da kazanmıyorum diyor mesela. Şimdi ziraat ilaçları pahalı diyor. Domates ve soğan fiyatları da çok yüksek. Evet. Domates de yüksek. Patates, soğan da, hatta evet, hala da yükseleceğini kiraz söylüyorlar. Şeftali, kayısı, kiraz, bunlar da çok yüksek. Evet. Neden böyle sizce? Neden böyle oluyor yani? Yani bilemiyorum. Bu ziraatta herhalde bu ilaçlardan mı kaynaklanıyor? Tarımcının kazanamadığından mı kaynaklanıyor? Kazanamadığından. Öyle anlıyorum yani. Ektiğinin parasını kazanamıyor. Kazanamayınca aynen öyle. Evet. İlaçlar çok pahalı diyorlar tarımcı mesela. Ben bazen konuşuyorum yani tarımcılarla. Ben de zaman zaman, bizim de işte bir takım yerlerde kendimize göre meyve ektik. Geçenlerde bir yerden biraz ilaç aldık. Yani yarım kilo gelmez. 200 lira falan diyor adam yani. İlaçlar çok pahalı. Bu tarımcının işte sürmesi, devletin, sulaması, ilaçlaması kesinlikle. Devletin diyor, destek olması gerekiyor mu? Yani destek oluyorlar mı sizce? Devlet, yani bilemiyorum tabii, zaman zaman medyada görüyoruz bunları, işte tarımcıyı desteklediğini söylüyorlar ama tarımcıyla görüşmek lazım yani, bu birinci derecedeki insanlar ne kadar. Yavrum alıyorum, hiç sormadan alıyorum artık, hani iyisini de almaya çalışıyorum zaten. Hani ondansa diyorum, ondanlar yarım kilo, iki kişiyiz, bir ablam var 86 yaşında, 87, ikimiz idare ediyoruz. Geçen sene o oranla çok yüksek bir sebze meyve. Tabii mesela şimdi 100 lira, eskiden 50 lirayla gidiyordum pazara. Şimdi 100 lirayla gidiyor. Anladın mı? İki katı bir artış var. Tabii var. Hani çünkü gittiğim zaman 100 lira eve getiriyorum, bir şey yok evde. Bak şimdi 150 lirayla indim. Bir kahvaltılık aldım. İşte ne aldım? Bir ıspanak 6 lira olmuş. 20 lira bile yok. Şeftali, kayısı ve aynı zamanda sebzelerden domates, biliyorsunuz ki yaz meyveleri ve geçen seneye oranla yaklaşık bir iki katı artış var. Domates 5 lira oldu. Şeftali 10-12'den aşağı inmiyor. Domatesleri eve getiriyoruz, bir de evde dışarıda tuttun diyorlar. Dışarıda duruyoruz, yumuşacık oluyor. Ne tadı var, ne tuzu var domateslerinde. Hükümet destek verdiğini söylüyor tarıma ama belli ki destek fazla görünmüyor. Yani bu canım yok, aynı yani gidiyorsun, hepsi fiyatı o onda. Geçen papaz eriği alayım dedim, bana ekşi eriği verdi. Ekşi erik daha ucuz. Yiyemedim, hatta salı pazarından gittim söylendim, dedim sen onu ekşi erik deseydin bana, niye papaz eriği dedin ki? Papaz eriği ben yazın kışın hep aldım, 10 liradan aldım yedim. Onu da papaz eriği diye aldım, ekşirik verdim. Emekliye %5 zam yapıldı ama emeklinin alım gücü hala iyi değil. Sizce bu %5 zam yeterli mi? Vallahi yeterli olur mu? Az tabii, çünkü hem kirada oturuyorum, ablam da yaşlı, ben de yaşlı, bir şeyimiz var, bir aylığımız var, başka bir şey yok. Bir şey söylemeye gerek yok zaten hepsi meydanda.
Yani en ucuz çerez bile bugün 50 liradan 60 liradan önce başlıyor. Çerez ona göre gittiğim her bir alışverişte bugün gittiğim fiyat yarın farklı zaten. Alışveriş yaptım biraz önce. Yarın geldiği zaman fiyatı bulamazsın. Zaten onu kabul edip de öyle markete giriyoruz dedim. Alıştık artık ona. Geçen sene oranla çok yüksek bir artış var meyve sebze fiyatında. Müthiş. Ya sadece meyve sebze de kurusunda da, çayında, şekerinde, bakliyatında, yağında. Yani alabildiğiniz neye baksanız 2 katı 3 katına çıkmış. Dün markete gittim. Neden kaynaklanıyor sizce bu? Valla bilemiyorum. Herhalde bizi yönetenlerden, bu ülkeyi bu hale getirenlerden. Hani bilmiyorum, bir oyunlar var ama. Hükümette su. Tarıma destek verdiği söyleniyor ama bakıyoruz tarım ürünlerinin pazarda çok yüksek olduğunu. Ben köylüyüm. Köylüyüm. 2 gündür Bursa'ya geldim. Yarın Bursa'ya gidiyorum. En ucuz ilaç 80 lira 100 lira. Daha yani tarıma mazot 6,5 lira. Benim aracım da aynı mazotu yakıyor. Kullandığım traktör de aynı mazotu yakıyor. Nereye destek vermişler? Mazotta mı, gübrede mi? İlaçta mı destek vermişler? Nerede destek vermişler? Ben köylüyüm. Emekliye yapılan zammı ne savunuyorsunuz? %5 zam vardı. %25'i geriye aldı zaten. Bunun yani ötesi yok. Açıklaması da çok basit. Eğer aksini bir iddia eden varsa gelsin onunla da tartışalım. %5 zam verdi. Yapılan her şey %20, %30, %40. Yani verdiklerini geri alıyor. Bir gün sonra zaten 15 kuruş, 20 kuruş mazota zam geldi. Yapılan her şey ona göre. Köprüler, yollar, araç vergileri. Yani kandırmacadan başka hiçbir şey değil. Yani siz para kazanamayınca harcama yapamıyorsunuz. Ya mümkün değil zaten, hesap kanalıyor. Çoğu diyor ki daha sipta yapmadan dükkanı kapatıyorum. Yani ama herkes halinden memnun. Kimseye bir şey söylenmiyor. Bakıyoruz orada ama ben hiç memnun değilim. Ne pazar fiyatından, ne market fiyatından, ne de aldığım zamdan ben memnun değilim. Allah sonumuzu ayırsın. Çok pahalı işte, ne söyleyeyim, hepsi birbirinden pahalı yani. Neden kaynaklanıyor sizce? Bilemem kaynağını. Devlet zam veriyor, ondan neden olsun? Hükümet tarıma destek verdiğini söylüyor ama destek verilmediği ortada gözüküyor. Bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Vallahi ne söyleyeyim onun hakkında? Teyze, şeftali, kayısı fiyatları inanılmaz yüksek. Yaz meyvesi bunlar. Yüksek diyorum işte, başka ne diyebilirim? Yüksek demek ki her ilacı yüksek. Tarımcıya da sorsan, tarımcılık da yapıyoruz az çok. Yani yapmak dahi istemiyor insanlar. Çünkü onların aldığı ürünler, çalıştırdığı insanlar ona öyle yansıdığı için pazara da böyle yansıyor. Yani vatandaş asgari ücret, zam yapıyorlar. Yaptıkları zamı direkt alıyorlar zaten her şeyde. Başka ne diyeyim?